Yapma. Hayır. Hayır. Yetkililer Minneapolis'in Mount Banliyösü'nde bir cinayet şüphelisini arıyor. Şahıs hala yakalanamadı ve siyah Mercury Mountaineer marka araba kullandığı düşünülüyor. Seni arıyorlar. Hikayeyi kendi yönünden anlatır mısın? Benim hikayem şu. Beni fena halde sinirlendirdiler. Ben böyle biri değilim. Evet, bu kişiye dönüştüm ama bu ben değilim. Kendimi tanıyamıyorum. Mount, Minnesota 2003 yazı. Mount küçük harika bir camiadır. Küçük kasaba havası vardır. Herkes herkesi tanır. En güzel tarafı Minnetonka Gölü'yle çevrilidir. İnsanlar çıkıp teknelerinde hafta sonlarını geçirirler. Bu yüzden burada bir sürü insan yaşar. Göl havasını alan bir daha gitmek istemez. Al bakalım tatlım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Günaydın. Jeff ve Marilyn Skelton 15 yıldır evli. Genç kızları Jessica ile birlikte Mount'a yaşıyorlar. Jeff tam bir aile adamıydı. Karısı Marilyn'e tapardı. Ve Jessica onun gözünün nuruydu. Aa, geçiş parası. Al bakalım tatlım, iyi günler. Seni seviyorum. Ben de. Herkese kusursuz bir aile gibi görünüyorlardı. Mutluydular. Zengin bir hayat yaşıyorlardı. Jeff ve Marilyn yıllardır Excel elektrik firmasında birlikte çalışıyorlardı. Ve ben her gün eşimle çalışmayı düşünemem. Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Her gün günde 24 saat aynı insanı görmek için çok özel bir insan olmalısınız. Jeff sorumlu olarak çalışıyordu ve Marilyn de eğitim görevlisiydi. Şimdi biraz temele geçeceğiz, tamam mı? Sadece işi hızlandırmak için. Marilyn çok akıllıydı ve çok güzeldi. Bu yüzden epey güce sahipti. Birinci kural, her zaman çevrenizin farkında olmalısınız. Mike'ın ondan neden etkilendiğini anlayabiliyordum. Michael Delmore, elektrik şirketi için saha sorumlusu, 18 yıl Mount'ta yaşadı. Michael Delmore, gerçek fotoğraf. Her zaman güvenebileceğiniz biri olmalı ve Mike öyle biriydi. Adamın bir karizması vardı. İnsanları mutlu etmek için çok konuşmasına gerek yoktu. Minnetonka Gölü, Minnesota. Jeff ve Marilyn'in birlikte yapmaktan keyif aldıkları şeylerden biri, birlikte gün batımında göle açılmaktı. Rahatlayıp uzun haftanın stresini atıyorlardı. Harika değil mi? Evet, öyle. Jeff suda olmayı seviyordu ama Marilyn'in suda olma korkusu vardı. Marilyn yüzemiyor. Marilyn, sen yüzemezsin. Bize yüzebildiğini kanıtlasana. Yüzebileceğini kanıtla. Korkuyor, korkuyor. Hadi Marilyn, korkma. Gel.
Jeff'le gün batımı turuna çıkmak için tüm gücünü kullanıyordu ama ona güveniyordu. Dehşete kapılsa bile bu duygularını bir kenara bırakıyordu. Görmezden geliyordu. Bir sabah, Jeff tamamen beklenmedik bir şey buldu. Dün postaya bakmış mıydın? Evet. Bir gün Jeff posta kutusuna gitti ve bir kaset buldu. Üstünde Jeff'e yazıyordu. Senin için Jeff. O kaseti dinlediği zaman tüm dünyasının başına yıkılacağından habersizdi. Dinleyeceğiniz ses kayıtları cinayet araştırmaları sırasında Mount Polis Merkezi dedektiflerinden alındı. Çarşamba, 16:55. Merhaba tatlım, tatlın arıyor. Jessica'nın antrenmanı erken bitti. Yani saat 5'i çeyrek geçe seni arayamayacağım çünkü ikisi eve geliyor. Bu kasetler Marilyn'in aşığına, sevgilisine, kocasını aldattığı adama bıraktığı sesli mesajlardı. Eri sekreterine bıraktığı mesajlardı. Jeff, bu kaseti ona bir dostu, iş arkadaşı veya tanıdığının neler olduğunu öğrenmesi için yolladığını düşünüyordu. Sana iyi akşamlar. Seni düşünüyor olacağım. Ve biliyor musun, tavuk çorbam harika olmuş. Keşke sen de içebilseydin. Sonra konuşuruz. Seni seviyorum. Güle güle. Hayatının harika olduğunu düşünüyordu. Kendisini çok seven güzel bir karısı vardı. Bu kayıtları duyunca, Marilyn'in başkasına karşı duyguları olduğunu öğrenince resmen zemin altından çekilmiş gibi olmuştu. Perşembe, 17:28. Alo, seni yine rahatsız ediyorum ama yaptığım yorumları küçük de olsa kimsenin duymasına izin veremem. Çünkü o zaman seninle konuştuğumu anlar. Bu da iyi bir şey olmaz. Bunu dinlemek zor. Çünkü bu bir ihanet. Yani bu ilişkiyi ailesinden ve kocasından sakladığı ortada. Onunla gizli bir ilişki yaşıyor. Burada inanılmaz bir ihanet var. Böyle bir şeyi duyduktan sonra bir daha başkasına güvenebileceğimi hiç sanmıyorum. Jeff, Marilyn'in telefon dökümüne bakarak kimle konuştuğunu öğrenmeye çalıştı. Defalarca aranmış olan bir numara vardı. Merhaba, ben Michael Delmore. Üzgünüm, telefonunuzu kaçırdım. İsterseniz mesaj bırakabilirsiniz. Teşekkürler. Marilyn, gidelim. Evlendiğinde eşin seni aldattığında ne yapacağını gösteren bir rehber veya kullanma kılavuzu verilmiyor. Bazı insanlar delirir. Bazıları suç işler. Bazıları ise öldürür. Cinayet. Minnetonka Gölü, Minnesota.
Jeff karısı Marilyn'in bir meslektaşıyla birlikte olduğunu yeni öğrenmişti. Jeff yıllarca dengeli ve sevgi dolu bir aile için çalıştı. Bu çocukken çok istediği bir şeydi. Neden yapıyorsun bunu? Bunu yapamazsın. Bana söz vermiştin. Gidiyorum ve beni durduramazsın. Yeter beni artık. Beni bırakamazsın. Lütfen gitme. Yeter diyorum. Hayır, bunu bize yapamazsın. Söz vermiştin. Sana söz falan vermedim, tamam mı? Küçük bir çocukken babasının terk etme acısı yetişkinliğine kadar gelmişti. Ve küçük yaşta babası tarafından terk edilmek ona büyük bir acı yaşatmıştı. Sen hayatın boyunca ne yaptın? Sadece kendini düşündün baba. Annemi ve çocuklarını terk ettin. Bizi terk edip gittin, seni bencil adam. Ben kapatıyorum. Artık seninle konuşmak istemiyorum. Hoşça kal Jeff. Sadece sıkı bir aile istiyordu. Çünkü çocukken o buna sahip olamamıştı. Merhaba tatlım. Tatlın arıyor. Şu anda eve geliyorlar. Ama sana iyi akşamlar. Seni düşünüyor olacağım. Seni çok seviyorum. Kaseti dinlediği zaman çocukken yaşadığı şeyi yaşadı. Şu anda korktuğu başına geliyordu. Alo, yine seni rahatsız ediyorum ama yaptığım yorumları küçük de olsa kimsenin duymasına izin veremem. Bu iyi bir şey olmaz. Sana iyi akşamlar. Seni seviyorum. Hoşça kal. Kasetteki bu çağrılar bir aşıktan diğerine gidiyordu. Bu bir arkadaşın arkadaşı araması değildi. Eve geldiğimde karımla ilgili böyle bir kaset bulsaydım, bunu duyduğunda nasıl hissettiğini hayal bile edemiyorum. Bu onu mahvetmiş olmalı. Zihinsel, fiziksel, ruhsal ve her konuda. Anne, babamı gördün mü? Hayır, görmedim. Biraz konuşalım mı? Jeff, Marilyn'in ilişkisini affetti. Birlikte evlilik danışmanına gitmeye karar verdiler. Michael'a bunun bittiğini söylemen çok önemli. Danışmanlık sürecinde bunu aşmanın vakti geldiğini söylemişlerdi. Ve Marilyn, Michael'a bir mektup yazmıştı. Bu mektupta Marilyn, Michael'dan bu ilişkiyi unutup kendisiyle temas kurmamasını istemişti. Böylece hayatına devam edebilecekti. Jeff'in bunu aşma yolu da Michael'ı telefonla arayıp onunla konuşmaktı. Alo? Mike sen misin? Evet. Jeff ilişkiyi öğrendikten sonra Michael kendi emniyeti için tedbir almaya başladı. Bunun bittiğini düşünüyor musun? Dinleyeceğiniz ses kaydı Michael Delmore tarafından kaydedildi. Ondan uzak durmayı planlıyor musun? Hayatınız size kalabilir. Artık buna karışmama gerek yok Jeff. Umarım bunu aşabilirsiniz. Eğer en baştan daha dürüst ve açık olsaydınız,
İşler herkes için daha farklı olabilirdi bence. Ama olamadın. Şey, ne yazık ki bu tip şeyler öyle olmuyor, değil mi? Bilmiyorum. Bunu daha önce yaşayan sensin, ben değilim. Mike neler hissettiği ve neden aynı şeyin başına geldiği konusunda çok içten davranmıştı. Karısı onu aldatmıştı. Yani Jeff'in yaşadığı acıyı anlıyordu. Çünkü aynı şeyi o da yaşamıştı. Şey, bunlar yaşandığı için üzgünüm. Ama umarım birlikte hayatını devam edebilecek merhameti bulabilir ve her şeyi unutabilirsin. Bu sadece zaman alacak. Mike böyle bir adamdı. Her zaman kavga etmeden, tartışmaya girmeden işleri çözmeye çalışırdı. Öyle bir adamdı. Çok iyi biriydi. Mike iyi niyetli biriydi. Herkesi korumak isterdi. Yapı olarak odadaki en ufak tefek insan olurdu ama yüreği herkesinkinden büyüktü. Marilyn'in Mike Delmore'a yazdığı mektuptan ve Jeff'in telefonundan sonra sanırım Jeff her şeyin düzeleceğini sanmıştı. Evlilikleri üzerine çalışacaklardı ve her şey düzelecekti. Michael Marilyn'le ilişkisini bitirmeyi kabul etti. Jeff ve Marilyn evliliklerini baştan kurmaya karar verdi. Pekala. Evet, güzel. Hadi sen başlıyorsun. Evet. Bence durum gayet iyi. Tamam. Jeff bunu aştıklarını ve hala normal, mutlu bir aile gibi olabileceklerini düşünüyordu. Babasıyla olanları gördükten sonra ailesini birlikte tutmak için çok çalışmak istiyordu. Bir ay sonra. Mount çok sıkı bir kasabadır. İnsanlar birbirlerini tanırlar. Bu hem iyi hem de kötüdür. Çünkü herkes herkesin yaptığını bilir. Merhaba dostum. Marilyn'e olanları duydum. Çok üzüldüm. Sorun yok. Ben Mike'la tekrar konuştuklarını duydum. Bir meslektaşı Jeff'i kenara çekip bunu biraz daha araştırması gerektiğini, çünkü ona olanları anlatmadıklarını söylemişti. Hala birliktelerdi, birbirleriyle konuşuyorlardı. Jeff'in bunu duyduğunda şoke olduğuna eminim. Kesin aklının bir köşesinde ikisinin de arasında hala bir şey olduğu, ilişkilerinin sürdüğü şüphesinin olduğundan eminim. Ama bence bu düşündüklerinin hepsi onaylanmış oldu. Mike, aman tanrım, sana onları söyleyebileceğimi nasıl inanabilirsin? Sana o mektubu yazdığıma inandın mı? Bu gördüklerinin hepsini Jeff bana zorla yaptırdı. Jeff. Jeff. Bence Jeff'in başı ne yapacağını bilmez bir halde dönüyordu. Bu artık ikinci defa başına geliyordu. Bence o noktada duyguları içinde kaynamaya başlamıştı. Minnetonka Gölü, Minnesota. Sadece bilmen gerektiğini düşündüm. Bir meslektaşı Jeff'i kenara çekip ona Marilyn'e dikkat etmesi gerektiğini söylemişti. Hala Michael'la ilişkisi olduğunu ve hala ona telefon edip konuştuklarını söylemişti. Onu affetmişti, her şeyi kabul etmişti ve aşağılanmıştı.
Yemekse kafası başka yerdeydi. Bence bunu duyan her erkek böyle çöker. Buna ne tepki verebilirsiniz ki? Karınızın neler yaptığını ve bunları sizden sakladığını bilirken nasıl masada oturup yemek yiyebilirsiniz? Bugün seni aradım ama cevap vermedin. Bilmem, kaçırmışımdır herhalde. En önemsediğim kişi bana durmadan ama durmadan yalan söylüyordu. Yalan söylemiyorum dedi bir de. Ben de bunu düşünmeye başladım. Yani başka kimseye yalan söylemiyordu. Sadece bana söylüyordu. Her konuda bana yalan söylüyordu. Baştan sona, her konuda hem de, durmadan. İçindeki kıskançlık ve öfke yüzünden iyice sinirlenmişti. Sonra konuşuruz. Seni seviyorum. Hoşça kal. Her gece kötü kabuslar görüyordum ve uyuyamıyordum. Ve ne zaman uyusam uyanıyordum. Birkaç aydır günde 200 saatten fazla uyuyamadım. Bunu aşamıyordu. Marilyn'le bu diğer adamı düşünüyordu. Tam bir karmaşa içindeydi. Aklım tamamen karmakarışık. Hiçbir şeyi anlayamıyorum. Bir kriz geçiriyorum. Ben hastayım. Jeff çok derinlere savrulmuştu. Giderek daha da kötüye gidiyordu. Bunu ancak psikopata dönüştüğü şekilde açıklayabilirim. Her şey resmen kontrolden çıkmıştı. Marilyn, biz birbirimize ne yaptık böyle? Nasıl gidiyor bakalım? Daha iyi. Ne zaman sevdiğiniz biri olsa ve bu kişinin sizin arkanızdan başka biriyle birlikte olduğunu duysanız, bunu yaşayan herkes sinirlenir, kızar, kırılır. Ve bence Jeff hepsini fazlasıyla yaşıyordu. Minnetonka Gölü, Minnesota. Pekala Jess, biz gidiyoruz. Kendine tamam, dikkat et. Tamam, iyi eğlenceler. Çaresizce cevap arayan Jeff, Marilyn'i gün batımı turuna çıkardı. Gün batımı çok güzel ama bu kadar güzel bir şeyin bu kadar hızlı bir şekilde kaybolması beni çok üzüyor. Hiç hoş bir şey değil bu. Marilyn'in en büyük korkusu suydu. Sudan ölümüne korkuyordu. Ve Jeff de ailesinin de almasından korkuyordu. Babasına dönüşmek istemiyordu. Lütfen gitme. Ben gidiyorum. Gitme lütfen. Ailesini bir arada tutmak için her şeyi yapardı. Beni hala seviyor musun? Bir
üşümeye başladım. Ben içeri giriyorum. Jeff Marilyn'den artık ilişkisinin olmadığını duymak istiyordu. Bitirdiği zaman bittiğini ve onların sadece dedikodu olduğunu. Michael'ı değil, hala onu sevdiğini duymak istiyordu. Beni hala seviyor musun? Hayır. Sevmiyorum. İzninle. Hayır! Yapma! Hayır! Jeff! Hayır! Oh! Jeff! Jeff! Geri dön! Oh! Jeff! Jeff! Geri dön! Jeff! Jeff! Tepkinin bu olacağı bir noktaya nasıl gelirsiniz, bunu bilemiyorum. Bunun onları böyle tetiklediğini görmek çok üzücü. O noktada onu öldürme fırsatına sahipti ama yapmadı. Bunu yapamayacağını fark etti, yapamazdı ve geri dönerek onun hayatını kurtarıp onu karaya getirdi. Boğulmana izin vermeliydim. Hepsi senin suçun. Onu öldürmeye çalıştığına içtenlikle inanıyorum ama onu kendine getiren şey... Bir noktada uzun süre aşık oldukları ve kurmuş oldukları hayatı hatırlaması oldu. Anne. Çek elini. Çek elini. Anne. Anne. Marilyn kendisini koruyacağını düşündüğü tek kişiye koştu. Jeff'in onu öldürmeye çalışmasından sonra güvenli bir yere gitmeye çalışıyordu. O zaman Michael'ın evine gitti. Aman Tanrım, sen iyi misin? Michael iyi kalpli, merhametli bir adam olduğundan onu evine almıştı. Cuma günü beni terk etti ve emniyeti için bir meslektaşının evine gitti. Yattığı şu adamın evine yani. Jeff ve Marilyn'in ayrılığı kızları Jessica'yı etkiledi. Jessica ebeveynlerine, ailesine, her şeye olanlara çok üzülüyordu. Ve aşırı doz kullandı. Bence bu ilgi için değildi. Bence bunu yaptı çünkü bu son derece bozuk aileden uzaklaşmak istiyordu. Jeff, Jessica'yı hemen hastaneye yetiştirdi. Jessica kurtuldu. Bir baba olarak çocuğunun mutluluğu için her şeyi yaparsın.
Ve kızını böyle gördükten sonra, olanlar yüzünden kendine zarar vermeyi denediğini gördükten sonra, bu konuda bir şey yapacak kadar kızmış olmalı. Öyle veya böyle. Bu normal tepki. Ertesi gün. Michael'ın evi. Oraya gitmeye karar vermiştim. O adamı ayağından vuracak ve karşısına oturup konuşacaktım. Beni dinlerken biraz acı çeksin istiyordum. Bu karım için de geçerli. Sözlerini tutmayan insanların bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Michael. Mount, Minnesota, Michael'ın evi. Oraya gitmeye karar vermiştim. O adamı ayağından vuracak ve karşısına oturup konuşacaktım. Beni dinlerken biraz acı çekmesini istiyordum. İçinde çok fazla öfke vardı. Kızın kendini öldürmeye çalışıyor. Kadın sevgilisinin yanında. Vücudunda bu kadına ve Michael'a karşı dolaşan nefretle nasıl başa çıkacağını hiç bilmiyordu. Michael. 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 Oh, aman Tanrım. Hayır, yapma. Yapma Jeff. Jeff, dur. Hayır. Bunu sen yaptın. Sen yaptın. Her şey mahvolmuştu. Bir yerde kısa devre yapmış gibiydim, bilemiyorum. Sanırım beynimde bir şeyler oldu. Şu anda tam hatırlamıyorum. Tüm birimler, eğer aracı görürseniz durdurmayın. Uzaktan takip edin. Onun dışarıda olduğunu biliyorduk. Sadece nerede olduğunu ve ne yapacağını bilmiyorduk. Jessica ile mi gitmişti? Kafasında ne olduğunu bilmiyorduk. Haber odasından Bruce Hackwick. Yetkililer bu sabah Minneapolis'in Mount Banyosu'nda işlenen cinayetin şüphelisini arıyor. Şahıs hala dışarıda ve siyah Mercury Mountaineer marka araba kullandığı düşünülüyor. Jeff araba sürüyordu ve radyo haberlerindeki cinayet olayını duydu. Haberlerde onu soğukkanlı bir katil olarak anlatmışlardı. Bence bu onu çok kızdırdı. Alo? Evet.
Bence ne yaptığını ve neden yaptığını düzgünce anlatmak istedi. Çünkü kendi kafasında yaptığı gayet mantıklıydı. Pekala, şu anda herkes seni arıyor. Hikayeyi bir de senden dinleyelim. Benim hikayem şu. Karım bu adamla bir ilişki yaşıyordu. Bana beni sevdiğini ve benimle kalmak istediğini de söylüyordu. Sadece beni sevdiğini söylüyordu ama bunların hepsi tamamen yalanmış. Kalabalık metro bölgesinde araba sürüyordu. Hala silahlıydı ve silahında hala mermi vardı. Tüm bu şartlar altında muhtemelen müebbet hapis cezası alacaktı. Genelde katiller hapse atılmak yerine kendilerini vururlar. Şunu söyleyeyim, bugün yaptıklarımın tohumlarını eken kendisidir. Ben böyle bir insan değilim. Evet, bu hale geldim ama ben bu değilim. O sırada Jessica'ya telefon etmek istedi ve telefonu açan kişi ben oldum. Arabulucuyu gönderin. Jessica'ya gidebilirdim. Babasına ihtiyacı olduğunu biliyordum. Bir gün evlenecekti, bir gün torunları olacaktı. Bunları görmek için yanında olmalıydı. Polisle telefonda konuştun değil mi? Birkaç kez. Peki teslim olacak mısın? Evet. Şu anda tek yapabileceğin şey bu. Biliyorum. Onu bulunduğum yerden görebiliyorum. Skelton polise eğer kızını görebilirse teslim olacağını söyledi. Saat 14'te arabasını Mount Kamu Hizmetleri Otoparkı'na çekti. Herkes geride dursun. Anlaşıldı. Araştırmacılara kendinin sorumlu olduğunu söyledi. Polis çalışanlar arasındaki aşk üçgeninin pazar sabahı ölümle sonuçlandığını söyledi. Kanun biliminde her gün başına kötü şeyler gelen, ailesine kötü şeyler olan insanlarla karşılaşıyoruz. Ama katil olmuyorlar. Genelde orada başka bir şey oluyor. Silahımı doğrultmuş şekilde Jeff'ten 3 metre uzaktaydım ve bana bakıp "Dan, bugün sert görünüyorsun" dedi. "Amacım da bu Jeff" dedim. Anlaşıldı 12.30. Kamu hizmetlerine olay yeri inceleme gelsin. Şahsı gözaltına aldık. Cezasını bekleyen Jeff kendini her daim seven kişiyi aradı. Hennepin Eyalet Hapishanesi. Amerika Birleşik Devletleri Batı'ya Hennepin Eyalet Hapishanesinden ödemeli arama var. Kabul etmek için biri tuşlayın. Alo. Merhaba. Merhaba. Her şeyi çok fena bozduğumun farkındayım. Mike'ın cenazesini yaptılar mı? Evet, yaptılar. Tanrım, tattım kapama. Bak, perişan haldeyim. Çok sıkıştım. Çaresiz bir yerde sıkışıp kaldım. Baba, çaresiz değilsin. Evet, öyleyim. Hayır, değilsin baba, lütfen. Sanırım burada öleceğim. Hayır baba, böyle söyleme. Ciddi söylüyorum. Sana ihtiyacım var. Bir gün çıkmana ihtiyacım var. Benim de sana ihtiyacım var. Baba. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm tatlım. Ne zaman böyle düşünmeye başlarsan seni sevdiğimi hatırla. Tamam mı? Ve sana ihtiyacım olduğunu. Zavallı çocuk ziyaret için hapishaneye gitmesi gerekse de onun yaşamasını istiyordu. Sadece babasını görebilmek ve ziyaret edebilmek istiyordu. Ben ona çok üzülüyorum. Olan her şeye rağmen hala onu sevdiğime inanabiliyor musun? Yani her zaman uykuya dalsam onu düşünüyorum. Marilyn'i çok seviyorum. Asla onu incitecek bir şey yapmam. Onu öldürebileceğini sanmıyorum. Çünkü bu annesiyle babasının hayatını kendi ailesine taşırdı. Jessica'nın yaşadıkları bu olurdu. Şimdi sadece bir ebeveyni eksikti. Jeff buydu. Eksi bir ebeveyn.
Neyse ki tetiği çekmedi. Yoksa elimizde iki ceset olacaktı. ...911. Evet, alo. Şahıs nerede vuruldu? Deerwood'da evet, mı? Evet. Ve kim vurdu? Jeff Skelton. Ona birkaç el ateş etti. Peki ona kaç el ateş bilmiyorum, etti? Bilmiyorum. Birkaç kere silah sesi duydum. Gerçek kriminal fotoğraf. Onu neden vurdu? Çünkü ben, karısı Marilyn Skelton, onun evindeydim. Peki. Polis kendine veya bir başkasına zarar vermeden onu bulmak için elinden geleni yapıyor. Sonrasında olanları öğreneceğiz. İnsanın aklı her şeyin olduğu o güne gidiyor. Jeff 22 kalibrelik silahla Michael'a 5 el ateş etti. Adamın karısıyla ilişki yaşıyordu ve Jeff de intikam almak için onu kasığından vurdu. Bunu karıma ve bana yaptın ama başkasına yapmayacaksın der gibiydi. Bir insanı ayağından vurmak bir şey. Ama onu başından, kasığından, gözünden ve göğsünden vurmak tamamen kişisel bir şey. Mike dürüst bir adamdı. Hiç kandırmayı düşünmezdi. Onun sırıtmasını ve gülüşünü hatırlıyorum. Pek çok insan kesinlikle onu özlüyor. Mike en iyilerden biriydi. Daha iyi bir dost isteyemezdim. Onunla fotoğraflarımıza bakınca ağlamak istiyorum. Birlikte sadece eğleniyorduk. Çok kötü bitti. Aşk üçgenleri asla iyi bitmez. Evet, ve bu herkes için çok ama çok kötü bitti. Jeff Skelton, Michael Delmore'un ölümünden birinci derece cinayetten hüküm giydi. İkinci derece cinayet suçunu kabul etti ve şu anda 33 yıllık hapis cezasını çekiyor. Marilyn ve Jeff 2005'te boşandılar. Marilyn ve Jessica, Jeff'i düzenli olarak ziyaret ediyor.